Vole getirirse bu görseli hemen paylaşmaya başlayayım sizlerle. Tablo maalesef hiç iç açıcı değil. Hatta bugün Profesör Doktor Naci Görür deprem uzmanının da açıklamaları hiç iç açıcı değildi. Onlardan da bahsedeyim çok kısaca ve ta 99'dan beri söylenir biliyorsunuz. 30 yıl içerisinde İstanbul'da İstanbul merkezi bir büyük deprem olması daha maalesef bekleniyor. Naci Görür diyor ki en az 7.2 en fazla 7.6'lık bir deprem olacak. Bundan en fazla Avrupa yakası etkilenecek. Avrupa yakasında en fazla kıyıdaki ilçeler etkilenecek. Ve bir hesap yapıyor. Diyor ki minimize ediyor. 50 bin konutun çok ağır hasar alacağını söylüyor ama diyelim ki 10 bin konut. Diyelim ki her biri 4 kattan oluşuyor. Diyelim ki her katında 2 daire var. Ve diyelim ki her dairede sadece 4 kişi yaşıyor. İnanılmaz bir rakam çıkıyor. 320 bin kişi Minimize edildiğinde bile ölümle burun buruna gelecek böyle bir depremde. Önlemimizi almamız lazım. Sadece o 30 yılın dolmasına 7 yıl kaldı ama her an böyle bir depremle bir kez daha karşı karşıya kalabiliriz. Önlemlerden bir tanesi ee, DASK. Çünkü deprem olduğunda evet belki binamız yıkılmayabilir tam anlamıyla ama yaşanamayacak hale gelebilir. Ne yapacak İstanbul'da milyonlarca insan böyle bir durumda? Sokakta mı kalacak? başının çaresine nasıl bakacak, barınma ihtiyacını nasıl giderecek? Burada DASK çok önemli bir madde. Türkiye genelinde 20 milyon 32 bin konut var. Türkiye genelinde 20 milyondan fazla konut var. Ve bu konutların %53.9'u DASK'lı sigortalı neredeyse yarısından biraz fazla. Ve yarısı da bu sigortayı yaptırmış değil. 10 milyon 795 bin 698'i de değerli izleyiciler sigortalı aynı zamanda dediğimiz gibi 9 milyon küsürü sigortalı değil. İstanbul'da 500 bin orta hasarlı bina söz konusu. Az önce 50 bin ağır hasar alacak binadan bahsetmiş, bahsetmiştim. Orta hasar alma riski bulunan 500 bin bina var. İstanbul genelinde sadece bir şehirde Megakent'te 90 bin ağır ve çok ağır hasarlı bina olduğuna dair bilgiler de var. Kimi uzmanlarsa bunu 50 bin olarak değerlendiriyor. Ama az önce yaptığım hesap 10 bin ağır hasar alacak bina üzerinden de en düşük seviyede maalesef yarım milyona yakın kişi ölümle burun buruna gelebiliyor. İstanbul'da 1,6 milyon konutta sigorta yok. Sadece İstanbul'da 1,5 milyondan fazla konutta sigorta yok ya deprem olduğunda evleri kullanılamaz hale geldiğinde milyonlarca kişi ne yapacak sokakta mı kalacak işte o çok önemli bir soru işareti sadece can kaybının dışında bunu da o depremden o devasa depremden sonra oluşacak kaosu da düşünmek lazım ve çok acil bir şekilde tüm belki de meseleleri geride bırakıp bütün büyük projeleri bırakıp bu meseleye odaklanıp artık tüm binaları İstanbul başta olmak üzere pek çok riskli bölgede depreme dayanıklı hale getirmemiz gerekiyor. Zaman daralıyor çünkü. En çok sigortalı konut Marmara'da var. Doğal olarak tabii ki 99'daki depremden Marmara bölgesindeki yaşayanlar etkilendiği için en fazla oranı da Marmara bölgesindeki şehirler sahip. Bölge olarak %62.9, Ege'de 54'e iniyor oran, İç Anadolu'da %49'a iniyor, Doğu Anadolu'da %48, Güney Doğu Anadolu'da %48, Akdeniz'de %47, Karadeniz'de %44. Neredeyse işte Türkiye'nin yarısında DASP var. Bir de sigortalı oranı en yüksek olan iller hangileri? Bolu. %84,10 ile zirvede en fazla sigortaya sahip olan konutlar Bolu'da yer alıyor. İkinci şehir Yalova %82, Tekirdağ %78. Ve büyük şehirlere baktığımızda en fazla İstanbul'da %61,90, İzmir %58,50, Ankara %56,10 bunlar da sigortalı konut sayısı oranları şehirlerimizde. Ayrıca diğer veriler depreme hazırlıklı mıyız değil miyiz son durum ne onları da değerledik. Toplanma alanları yeterli mi diye sorduk. Yılda ortalama Türkiye genelinde işte irili ufaklı küçük 3.2.5 nokta, nokta, nokta diye pek çok deprem haberinde biz de son dakika olarak veriyoruz. Toplamda yılda ortalama 23 deprem 23 bin deprem oluyor değerli izleyiciler ve Türkiye'de 28.474 toplanma alanı bulunuyor. İstanbul'da 5633 toplanma alanı var son verilere göre ve kişi başına 3,37 metrekare düşüyor o toplanma alanlarında bu alanlar biraz daha genişletilmiş durumda. Kişi başına 3,37 metrekare işte sadece başımızı koyacak, yatacak bir yer kadar. Belki de toplanma alanlarında 99'daki depremi yaşayanlar hatırlar. Günlerce, haftalarca insanlar sokaklarda, cami bahçelerinde okul bahçelerinde yaşamak yatmak zorunda kalmışlardı ki evleri hasarlı olmadığı halde sadece tekrar bir deprem olması korkusuyla